Efendim anacığım. Kadir neredesin oğlum? Yoldayım anam, bir işim var, onu halletmeye gidiyorum. Ne oldu? Tamam oğlum. Sen işlerini hallet. Akşam konuşuruz. Ana iyi misin? İyiyim oğlum. Abini düşündüm de. Ciğerim yandı. Ana abimin katilini yakaladık dedim ya. Başka anaları ağlatamayacak. Cezasını buldu. Şükür ya Rabbim. Ellerinden öpüyorum ana, görüşürüz. Sağ ol yavrum. Aa, müsaaden varsa Necip abi geldi. Ha gelsin gelsin. Gel abi. Hoş geldin Necip. Hoş bulduk ağam. En güzellerini seçtim geldim. İnşallah yengemize layık şeyler vardır. Vardır vardır. Hangisinden almak lazım bunlar? Vallahi ağam ben olsam bunlardan birisini seçerdim. İkisi de aynı taş ama montürler. Montür? Evet ağam. Çok özür dilerim senin. Yok canım. Yani ben de abarttım biraz zaten. Sen yanlış bir şey yapacaksın diye panik oldum herhalde, bilmiyorum. Bilmez miyim? Sen beni korumaya çalışıyorsun, biliyorum. Hadi gel sana bir kahve yapayım. Ah senin şu annemi ne yapacağız asıl? Oğlum. Ömer'im. Rabbimin bir bildiği var ki. Senin canına kıyanların haberi de bugün geldi. Çok yalvardım. Çok isyan ettim. Keşke senden bir hatıra kalsaydı. Rabbim duydu belki. Eğer öyleyse oğlum, sana andolsun ki evladını kendi ellerimle büyüteceğim. Gözüm gibi bakacağım ona. Senin yaygara etmesine fırsat vermeden bu işi halletmem lazım Kureyş'e. Sen gelmiyorsun Ceylan. Ama... Ya bir söz dinle. Allah aşkına bir söz dinle.
Bana bak, ağzını açmayacaksın. Hasan abiyi indirdiler. Biz canımızı kurtaracağız. Hiçbir şey bilmiyoruz. Ne olur canımı bağışla. Biz emir kuluyuz, bilmez misin? Kimin emir kulusunuz oğlum? Hasan abinin. Hasan kime çalışıyor? Kimseye ağam. Ulan kimseye çalışmıyor da niye geberttiler şerefsiz? He? Öyleyse de biz nereden bilelim ağam? Bilsem canımı kurtarmak için demez miyim sana? Dur ağam. Kadının yerini biliyorum. Eğer istersen hemen seni götürürüm. Hasan Gülbahar'ı nereden tanıyordun? Adana'dan. Eskiden arada gelir şarkı söylerdi bizim mekanda. Kız? Kıza gelip gider miydin? Yok. Kızı ilk defa senin otelde gördük. Kaçırdık işte. Adana'ya götürdük. İşte çalışsın diye. Şimdi. Sonra? Sonrasını biliyorsun işte ha. Kızın resmi mekana geliyormuş. Kim getirdi? Nasıl geldi? Hasan abi getirdi bir gece. Kimse el sürmedi ama kıza, yemin ederim. Hatta ben kendi elimle arabaya koydum, eve yolladım. Sor bacıma istersen. İki gözüm önüme aksın ha. Ne bacısı lan? Ne bacısı? Ne demek ben bıraktırdım? He? Ben bıraktırdım ağam, yeminle. Hasan abiyle konuştular. Sonra anasını gördüm. Eve geri götür dediler. Ben de yolladım. Ne konuştu Hasan'la? Ulan madem yakaladınız, niye bıraktınız kızı? He? Hasan abiye çalışacaktı. Beni oraya götürdüler bir kere. Hasan götürdü. Sen de kaçtın. Onlar da peşinden geldi değil mi? Evet. Ne çalışması? Ne çalışması? Para istiyordu Hasan abiden. Ağam! Kemal! Götür bunu arabaya. Bizi Gülbahar'a götürecek. Heh, şimdi götür. Ver tespihimi. Hatta arabayı anneni almaya gidiyoruz. Sahi mi? Söylediler yani yerini. İnşallah oradadır annen. Hadi. Hanım abi, iyi misin? Merak ettim ben seni. Bir şey lazım mı? Salondaki büyük masayı hazırla. Herkese tabak koy.
Bu akşam hep birlikte yemek yiyeceğiz. Hanımam Diyar'ın nikah yemeğidir ha? Emine, ne diyorsam onu yap. Bırak sorgulamayı. Allah Allah. Tamam hanımam. Anacığım hoş geldin. Gel gel içeri geçelim şöyle. Yok yok hiç geçmeyeyim. Şöyle bir uğrayayım dedim. Ne var ne yok. Ama ne olacak burada işte aynı tas aynı ama. Bana bak. Al da iç şunu. Odana falan da serp. Besime okudu senin için. Nazarlara kim gözlere karşı. Allah razı olsun. Oo, hayırlı günler yengecim. Siz hoş geldiniz teyzecim. Anacığım bizim damat Emin Ali. Diyarı nikahladık ya. Oo, siz Kadir Ağam'ın çok kıymetli kayınvalidesiniz demek ki. Ya ben nasıl müşerref oldum anlatamam. Verin öpeyim elinizi. Sağ ol evladım. Allah tamamına erdirsin. Amin amin. Ben çok müşerref oldum tekrardan. Tekrardan hayırlı günler. Görüşürüz teyzecim. Görüşürüz yengecim. Hayırlı günler evladım. Gör de ders al. Bak nasıl laf yapıyor ağzı. Aman bırak ya. Kiti biyöz. Kiti biyöz mi ti biyöz. İş var bu çocukta. Beğendim ben bu çocuğu. Bak gör. İki güne kalmaz bu koca konağı avucunun içine oturtur da şaşar kalırsın. Aman ana. Bu böyle iki tane civcivli lafla anca seni kandırır. Ben yemem. Ha benim salak kızım. Sen hiç akıllanmayacaksın. Aç artık şu gözlerini. Evet, belki beni tavladı. Ama baksana, seni de salaklığına inandırmış. Sen asıl böylelerinden kork. Ama mecbure, boşa konuşsun. Aklın erer mi böyle şeylere? Neyse, ben gidiyorum. Suyu içmeyi unutma. Zaten bundan sonra da sana ancak Allah yardım eder. Ya bir dur. Hadi güle güle. Celal sen bu Halil'i tanıyor muydun? Yok. Annemin ahbabıymış işte sonradan öğrendim ben de. Hasan seni bu gittiğimiz mekana götürdüğünde sen orada nasıl kaçmayı başardın? Yani bu kadar adam varken. Annem yardım etti. Annen nasıldı? Gördüğünde iyi miydin? Perişan olmuştu. Dayak falan yemiş. İlaç vermişler. Sen kaçmasan ne yapacaktın? Hasan sizi Adana'ya mı götürecekti? He? Gelmedik mi daha? Ceyla, şu benim kaybolan çek defteri var ya. Hasan'ın üzerinden çıktı. Geldik. Geldik galiba. Thank you.
Ali'den haber var mı? Yok. Annesiyle konuşuyordur herhalde. Annesi de benden hiç hoşlanmıyor biliyorsun. Ali benim için çok büyük fedakarlıklar yapıyor. Aslında bu çok iyi bir şey ama ben çok korkuyorum. Ya bir şey soracağım. Bu bebeğin mesela Halil'den olmadığı öğrenilse ne olur? Çok kötü şeyler olur Selin. Halil için de benim için de. Halil itibarını, ailesini kaybedebilir. Ben bebeğimden ayrılmak zorunda kalabilirim. Sanmıyorum ki Ömer'in annesi olup biteni köşesinden izlesin. Ya da kadın sana ne yapabilir? Ne demek ne yapabilir Selin? Yaşadıklarımızı unuttun galiba. Kadın beni kaçırdı. Elime bir bomba verip ölüme sürükledi. Sen de oradaydın. İyi de kadının yaptırdığını bilmiyoruz ama. Yaşlı bir kadıncağız yani, cani değil ya. Ya neyse, niye böyle kötü şeylerden bahsediyoruz ki? Öğrenmeyecek. Bu sırrı bizden başka kimse bilmeyecek. Annem de dahil. Selin ne olursun bak ağzından falan kaçırma, dikkat et. Yeminle buradaydı ağam. Ben yalan söylemedim. Allah canımı alsın. Götür bunu. Ağam iki gözüm önüme aksın, burada olacak. Sen neye ağlıyorsun ya? Tamam işte lan, kaçmış kurtulmuş. Kurtulmuş olsa beni arardı. Bunu sana sen mi verdin? Ben? Anan da adama da keyfine bakıyor değil mi? Lan siz Hasan'la bir olup beni mi oyuna getirdiniz? Hasan da Halil'e mi çalışıyor ha? Kadir sen neler söylüyorsun? Ne oyunu? Halil'e ne ilgisi var? Hasan beni tehdit edince ben mecbur kaldım. Anneni öldürürüm dedi bana, ne yapsaydı? Sen de gelip bana söylemek yerine hırsızlık yaptın öyle mi? Gözlerinin içine baka baka. Yüzüne bak. Gözlerinin içine baka baka bana yalan söyledin ha? Korktum. Çok utandım söyleyemedim. Ne zaman? Ne zaman söyleyecektin? Böyle benim abimin katili. Duydun mu beni? Ulan az daha beni de öldürecekti. Sen onun nerede olduğunu biliyordun. Gelip bana söylemek yerine onunla işbirliği yaptın. Yazıklar olsun Ceyda. Yazıklar olsun. Bundan sonra gözünde ve gönlünde de yerin yok. Bana uzak, Allah'a yakın ol. Kadir, bir dinle beni. Anlatacağım. Ne olur, benim bir günahım yok. Haksızlık ediyorsun. Ne olur. Ha Leyla, hazırlan, ben gelip alacağım seni. Gelip alacak mısın? Nereye gideceğiz? Ya hazırlan sen işte. Gider bir yere konuşuruz. Çıkacağım ben birazdan. Tamam. Görüşürüz. Amcaoğlu. Ya sen ne romantik bir adamsın ha. Nişan yüzüğü falan. E tabi. Kız İstanbul kızı olunca. Kesin az özellikle.
Hayırdır Kadir? Geberteceğim seni, geberteceğim. Ya Kadir, kaçmayın. Döve döve, döve döve geberteceğim seni. Lan sen ne şerefsiz, sen ne ahlaksız bir adamsın. Ya buraya. Boğazını sen tuttun değil mi? He? Ne yapsın lan? Gel sana! Ne işin olur lan benim ince köpekle? Kim kandırdı da seni saldırdı üstüme lan? Kim kandırdı da seni gönderdi lan buraya? Adamın itiraf etti. Sen de itiraf et. Abimi de sen öldürdün değil mi? He? Şerefsiz. Beni kandırmış lan küçük ağa. Canını kurtarmak için seni kandırmış. Ben öyle itlerle iş yapmam lan. Benim de meselem var o Hasan itiyle. Yürü Hasan'a götürüyorsun beni. Halil dur. Ne var? Ne var? O herifin bizi peşinde manyak ettiği yetmedi mi? Sen gebertemediysen ben geberteceğim. Yürü. Hasan öldü. Öldü mü? Ben sandım ki sen yaptın. Konuşmasın diye. Şu an burada olsa gözümü kırpmadan indirirdim onu. Ama ben yapmadım. Sen yapmadıysan kim var bunun arkasında ya? Bak küçük ağa. Ayağına diken bassa gelip karşıma dikiliyorsun. Bu işin sonu iyi olmayacak. Belli ki senin tek düşmanın ben değilim. Gözünü dört aç. Tufaya gelme. Ustam buraya gel çabuk. Hazır mısın? Hadi gel. Ya ben hazırım da bu yüzünün haline gel bir buz falan koyalım.
Halil Bey, ne oldu size böyle? Ya yok bir şey. Gel hadi. Gel hadi. Halil. Başında bela mı var? Ne oldu? Etme merak falan. Ne demişler? Yiğidin başından bela eksik olmaz. Alışkınız biz. Geldim hanım ağam. Gel Celil, gel. Otur. Sana diyeceklerim var. Hani şu doktor kız var ya, onun peşine adam takındı. Ağzı sıkı olanından, gözümüzün önünden ayrılmasın. Baş üstüne hanım ağam da, hayırdır, bir durum mu var? Orasını karıştırma. Gizlice takip edin. Her yaptığından haberim olacak. Emrin olur hanım ağam. Kadir nasıl? Ağamın tadı yok hanım ağam. Şu kara kız. Kazık atmış ağama, morali bozuk. İyi. Allah yardım etti. Kurtulur inşallah. Hadi dediğimi yapsan. Ula herkes mi sana yalan söyler be Kadir? Anan yalan söyledi. Zilan yalan söyledi. Ceylan yalan söyledi. Bu kadın milletinin özü sözü bir olanı yok mu arkadaş ya? Efendim ana. Kadir, oğlum neredesin sen? Sofraya oturacağız. Dışarıdayım ana, işim var. Siz beni hiç beklemeyin. Yapma oğlum, akşam gelirim konuşuruz demedin mi sen? Bak 40 yılda bir sofraya hep beraber oturacağız. Yalnız mı bırakacağım bizi? Tamam ana, tamam. Geliyorum. Kapattın mı burayı? Kalabalıkla sıkıntı olur dedim. Rahat edemeyiz. Buyur. İyi misin? Sağ ol. Sen? İyi işte. İş güç koşturmaca devam. Belli belli. Bayağı çalışmışsın. Sen bu hale geldiysen karşındakinin halini merak ediyorum. Ne varmış halimde? Birisi biraz kaşındı. Biz de kaşıdık. Halil, kiminle kavga ettin? Anlatsana. Ya sen de her şeyi merak etme bu kadar. Kimle ne yaptıysam yaptım. Allah Allah. Sabaha kadar oturup bunu mu konuşacağız şimdi, bin tane derdimiz varken? İyi. Saklamanı gerektirecek bir şey demek ki. Sakla bakalım. Kadir Bozbey'le kavga ettim. Oldu mu? Öğrendim. Rahatladın mı? Neden? Ali, sana inanamıyorum. Bütün sinirini gidip Kadir'den mi çıkardın? Ya ne alakası var Leyla? Ne alakası var? Adam geldi, sebepsiz yere bulaştı. Biz de verdik ağzını payını, gitti, hepsi bu kadar.
Kafandan yazma öyle abuk subuk şeyler ya. Halil, sen yapamayacaksın. Biz boşuna uğraşıyoruz. Sen bana da olup bitenlere de çok öfkelisin. Yapamayacağız biz, olmayacak böyle. Leyla! Leyla dur! Leyla dur dedim! Leyla! Leyla dur Leyla! Leyla dur! Dur Leyla dur! Nereye kaçıyorsun, nereye? Kaçıyorum işte. Sen bana çok kızgınsın. Hiç affetmeyeceksin. Kızgın değilim, hadi gel. Gelmeyeceğim. Ya ne işimiz var bizim burada? Madem konuşacaktık eve gitseydik. Gerek yoktu yani. Buraya niye mi geldik? Evet, niye geldik? Ben hiç hoşlanmıyorum böyle mekan kapatmalar falan. İnsanlardan mı saklıyorsun beni? Utanıyorsun çünkü değil mi? Kaldıramıyorsun içten içe. Buraya bunun için geldik doktor hanım. Olur ya, yarın öbür gün sen bana böyle bir gecemiz de olmadı demeyesin diye geldik. Halil bana bir yol kenarında evlenme teklif etti demeyesin diye geldik. Ama kader kısmet işte, nasip. Bunu da bir yol kenarında vermek nasipmiş. Buyur. Çok güzelmiş. Allah kahretsin ya, Allah kahretsin ya, mahvetti her şeyi ya. Kadını. Ben yanlış anlamışım. Yok mu şöyle bir şey desem? Uf, inanır mı ya? Allah'ım. Karışacak ortalık. Herkes geldi mi? Kadir de yolda geliyor. Anacığım hayrola, niye toplandık gece gece? Diyar'ın nikahını mı kutluyoruz? He, nikah kutluyoruz. Anacığım hürmetler, çok sağ olun. Afiyet olsun herkese. Ana hayırdır? Herkes toplamışsın. Şu düştüğümüz hale bak. Akşam hep birlikte yemek yiyelim diyorum. Herkes altında bir mani arıyor. Aile dediğin akşamları hep beraber sofraya oturmaz mı? Ömer'im de burada olsaydı keşke. Ona kıyan ellerin toprakla kavuştuğu haberiyle yüreğimizi soğutacağız. Acımız baki. Ama artık sıkıntılı günleri geride bırakacağız yavrular. Şu konakta çocuk sesleri duymayalı ne kadar vakit oldu. Artık yeni nefeslere, güzel torunlara kavuşacağımız günler geliyor. Afiyet olsun.
Yarın ara Muallime Hanım. Gelsin. Akşam da biz geliriz. Her şey konuşulur işte. Halil. Annenle konuştun mu? Hayır, yani benden pek hoşlanmıyor biliyorsun. Ya sen karışma bu işlere. Karışma, Allah Allah. Haber ver bana. İyi geceler. Leyla. Canım geldin mi? Geldim. Bak. Çok güzel. Hı? Sürpriz yaptı demek. Evet ama ben mahvettim. Ama çok saçma oldu. Gel bak sana anlatacağım. Aa, bir dakika. Benim annemi aramam lazım. Hadi afiyet olsun. Yalnız hanımlar her şey çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Emin Ali. Buyur ağam. Az gel, benimle bir şey konuşacağım. Geç geç. Emin Ali, çek defterini buldum. Bilmeden etmeden de senin öyle günahına girdik. Kusura bakma. Estağfurullah ağam, böyle şey olur mu? Ama ben sana dedim be ağam. Ya ben böyle şeyler yapacak adam değilim. Biz aile olduk neticede. Benim senin paranda da, malında da, mülkünde de ne gözüm ne de elim olmaz. Sen merak etme. Tamam tamam, uzatmayalım. Sen şimdi bir iki dinlen. Sonra oturup konuşuruz, tutarsın bir işin ucunda. Abim çok büyüksün abim. Vallahi bak göreceksin. Senle el ele verip ne işler yapacağız. Sen bana güven yeter ki. Tamam hadi geç geç. Sağ ol ağam. Hayırdır oğlum? Anacığım, Kadir ağam beni yanına alacakmış da onu konuşuyorduk. Bak oğlum. Hayırlı damat insana oğul kazandırır. Ama hayırsız damat da evlat kaybettirir. Merak etme anacığım. Sen bir oğul kazandığını göreceksin hayırlısıyla. Ben güveninizi boşa çıkarmayacağım inşallah. Kadir, seninle konuşacaklarım var. Buyur anacığım, buyurun. Saygıda da kusur etmiyor. İyi etmişsin, yanına almışsın. Himayeni almışsın. Ortalıkta kalacağını. Ya atsan atılmaz. Satsan satılmaz. Başa gelen çekilecek, yani yapacak bir şey yok.